Bizi ilgilendiren konu yalnız barışı oluşturmanın ve korumanın teknik çareleri değil, aynı zamanda kafaları eğitmenin, aydınlatmanın yoludur, diyor Albert Einstein. Şimdi Kore'nin eğitimdeki merkez üssü sayılan Kore Eğitim Geliştirme Enstitüsü Başkan Yardımcısı Dr. Sang Dongchoi Beyefendi'yi Güney Kore'de eğitim ve kalkınma hakkında sunumunu yapması için alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Merhaba. My name is Sang Duk Choi from Korean Education. Benim ismim Sang Duk Choi. Eğitim Kalkınma Enstitüsü'nden geliyorum. Bu bir hükümetin desteklediği bir enstitü. Her şeyden önce teşekkür etmek istiyorum Bilim Derneği'ne bu organizasyon için, bu konferansı organize ettikleri için ve Kore eğitim kalkınma tecrübesinden size bahsetmek benim için bir onur. Umarım Kore'nin eğitim sistemini anlamanıza yardımcı olacak bir sunum yapacağım. Şimdi sunumuma başlayayım. Eğitim ve kalkınma. Ekonomik kalkınma. Benden önce profesör bir sunum yaptı. Bu konu ile ilgili tekrar söylemeyeceğim onun söylediklerini. Eğitim ve ekonomi üzerine sunumu yaptı Sayın Profesör Kim Ki-seok. Evet, şimdi daha iyi. Teşekkürler. Sunumum 4 bölüme ayrılmış durumda. Birincisi girizgah bölümü. Kore bağlamını anlamanız için böyle bir giriş yapacağım. Sonra Kore'deki eğitim sisteminin yayılımından bahsedeceğim. Sonra eğitim yaklaşımındaki değişiklikleri anlatacağım. Eğitim ve kalkınma yaklaşımındaki. Yani birçok şey değişiyor. Ekonomiye yaklaşımda değişiyor. Ekonomik merkezli yaklaşımdan daha kapsayıcı bir yaklaşıma geçiliyor. Son olarak da eğitimin karşılaştığı zorluklardan bahsedeceğim. Özellikle de kapsayıcı kalkınma açısından. Bu Kore'nin jeopolitik bağlamı, etrafımızda çok büyük güçler var. Çin var, Rusya var, Japonya var ve bir de Amerika var tabii ki. ABD. Kore'de eğitim ve ekonomi bu büyük güçlerin etkisinde kaldı. Japonya'nın bir sömürgesiydi 1945'e kadar Kore, Güney Kore. Ve bizim eğitim sistemimiz Japonya'dan gelmiş bir sistemdi ve Amerika'dan ve Japonya'dan gelmiş bir sistemdi. Bir de Japonya ile tabii ve başka ülkelerle de yakın siyasi ilişkilerimiz vardı. Sonra Kore ikiye bölündü. Kuzey ve Güney Kore olarak savaştan sonra. Kore eğitim sistemi bir okullu basamak sistemi. Önce bir anaokul devresi var. Profesör bunu çok iyi anlattı. O yüzden buraya girmeyeceğim.
6 yaşına kadar, 6 yaşından sonra ilkokul, 12-18 arası da orta ve lise, sonra da 18'den sonra da yüksek öğretim. 2-3 yıl. 2-3 yıllık mesleki liseler de var. Ve mesleki üniversiteler de var, mesleki okullar da var. 4 yıllık da üniversiteler var. Daha genel üniversiteler bunlar. Profesör söylediği gibi ekonomik kalkınma çok sıkışmış bir dönemde, sıkıştırmış bir dönemde meydana geldi ve çok dinamik. Şunun altını çizmek istiyorum. Kore krizinden, Kore Savaşı'ndan sonra 1950'lerden sonra Kore ekonomisi kendini yeniden inşa etti. 1997'de Kore bir ekonomik kriz yaşadı. Asya krizi dolayısıyla, Asya döviz krizi dolayısıyla ve Kore ekonomisi ve yapısı bundan sonra değişti. Bu krizden sonra değişti. Çünkü Kore ekonomisi hızlıca krizden çıkmışsa da yine de yapısal yeniden yapılanma gerçekleştirildi ekonomik açıdan bu krizden sonra. Yani sermaye pazarına açıldı ülke ve Kore sermaye piyasaları dünyaya açıldı ve ekonomi ve iş pazarına, eğitime de etkisi oldu tabii bu yeniden yapılandırmaların. Yeni görebiliriz 1945'ten günümüze kadar. Söylediğim gibi 1945 Japonya'nın sömürgesi olmaktan çıktığımız sene ve ondan sonra ülkeyi yeniden, ekonomiyi yeniden inşa etmeye başladık 50'lerden sonra, savaştan sonra. 1950-53 arasında ekonomik kalkınma açısından ziraat anlamında da reformlar yapıldı ve Kore ekonomisi ziraat ekonomisinden sanayi ekonomisine yavaş yavaş geçmeye başladı. Ve eğitimle ilgili olarak strateji de şuydu. Birinci öğretim, ilk öğretim genelleştirildi. Ve okuma yazma bilmeyen yetişkinlerin okuma yazma bilmesi sağlandı. Bunlar bir temel oluşturdu Kore eğitim sistemi ve ekonomik kalkınması için. 60'lardan 80'lere ve 90'ların başına kadar diyebiliriz ki sanayi dönemi yaşandı bu ülkede, ülkemizde. Yani ekonomimiz şu andaki haline yavaş yavaş gelmeye başladı, gelişmeye başladı ve ekonomik kalkınma ile birlikte eğitim sistemi de adım adım genişledi, yayıldı. Ve ikinci eğitim ve yüksek öğretim giderek yaygınlaştı. İkinci öğretim. 90'ların ortasından şimdiye kadar bu 90'ların başıyla 90'ların ortasından sonrasını iki ayrı bölüme ayırdım. Çünkü otoriter hükümetten, askeri hükümetten sivil hükümete geçtik. Bu yüzden bu seneleri böyle ayırarak size sundum. 1990'lardan günümüze kadar da
bilgi toplumu ve küreselleşme çağını yaşıyoruz ve bunlar da tabii ki sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişe neden oluyor. Ve ekonomik kalkınmamız daha çok piyasa odaklı ve piyasaya uygun. Ekonomik yapılar anlamında da, pardon, eğitim yapısı anlamında da yüksek öğretim gelişti ve genelleşti demiştim. Ve eğitim ademi merkeziyetçi bir yapıya kavuştu, çeşitlendirildi ve ömür boyu, tabii ki bunun askeri hükümetten sivil demokratik hükümete geçmemizin de etkisi var bunda. Ve aynı zamanda da ömür boyu eğitim sistemine geçildi. Evet, bu da bu grafik Kore ekonomisinin ne kadar hızlı değiştiğini gösteriyor 80'lerden 70'lerden şimdiye kadar. Söylediğim gibi bu çok önemli bir nokta. Burada ekonomik kriz var 97-98'de ve dolayısıyla ekonomik gerileme var. Ve bundan sonra da ekonominin yeniden yapılandırılması söz konusu. Evet. Adım adım ekonomik kalkınmayla beraber eğitimde yaygınlaştı. Ne kadar ekonomi gelişirse o kadar eğitim yaygınlaştı. Bu stratejiler başa baş gitti. Bu grafikte gördüğümüz gibi. Bir de temel eğitime yatırımın öneminden bahsetmek istiyorum. Birinci ve ikinci öğretimin hızlı yayılımı esnasında hükümet yerel eğitim yasası bütçesi çıkardı 1972'de. Bu bölgeler arasındaki finansal dengeyi sağladı. Eğitim bütçeleri arasındaki ve bütçeleri konsolide eden bir yasaydı 1972 yasası. Ve bu politikayla, bu müdahaleci politikayla yerel eğitim bütçeleri hükümet bütçesinden daha fazla pay almaya başladı. 1963'te %14 iken bu oran, yerel öğretimin oranı, hükümetin verdiği teşviklerle %18'e çıktı. Hatta özel öğretim kurumları bile ilkokul ve orta düzeyinde, orta lise düzeyinde teşvikler aldılar ki yüksek kalifikasyonlara sahip öğretmenleri işe alabilsinler ve öğretmenlerin maaşları yükselsin. Bu da önemli bir nokta ülkemizin eğitim sistemi için. Ve söylediğim gibi yüksek öğretim de genelleşti demiştim. Giderek 80'lerde daha fazla yüksek öğretime talep olduğu görüldü. Bunun sebebi de 80'lerde lise eğitiminin kısmen lise eğitiminin daha da yaygınlaşması oldu. Yani lise eğitimi yaygınlaşınca yüksek öğretime talep de arttı. Burada görüyorsunuz bu tabloda kadınla erkek öğretime katılma arasında 1970'lerde 6'ya 3 iken 2017'de 66'ya 69 şu anda kadınlar çok daha fazla yüksek öğretimde erkeklerden daha fazla mevcudiyet gösteriyorlar. Ve bir sonraki bölümüme geçiyorum şimdi.
1960'lardan beri eğitim ve kalkınmaya dair yaklaşım değişiyor. 60'lardan 90'lara kadar birinci evre söz konusuydu. Ekonomik kalkınmayı devlet yürütüyordu. Devlet modeliydi. Ekonomik kalkınma devlet de merkezi devlet tarafından, her şeyi neredeyse kontrol eden bir devlet tarafından yürütülüyordu. Hem ekonomi hem eğitim anlamında merkezi yönetim her şeyi kontrol ediyordu. Bakanlıklar arasında koordinasyon sağlıyordu ve ulusal müfredatlar hazırlanıyordu. Öğretmen eğitimi de merkeziydi. İkinci evre 90'lardan 2016'ya kadar, buraya demokratik trendler diye adlandırdığım bir evre bu. Demokratik geçiş dönemi. 90'larda söylediğim gibi hükümetimiz askeri hükümetten sivil hükümete dönüştü demiştim. Ve demokratizasyon başladı ülkemizde. Demokratik hareket gelişti. Yukarıdan aşağı doğru bir süreç söz konusuydu. Çünkü farklı ekonomik perspektifler arasında ihtilaflar yaşanıyordu. Üçüncü evrede, 2017'de başlayan evre, bu demokratik kapsayıcılık, demokratik ve kapsayıcı kalkınmaya doğru ilerleyiş diye adlandırdığım bir evre. Bu ne demek? Eğitim ve sosyal kalkınma ve bunların hepsinin istihdamla birlikte kapsayıcı olması. Birinci evrede, kalkınma evresinde, devletin yönettiği evrede iş gücü devlet kontrolünden tamamen dışlanmıştı. Yani işçilerin gelirleri hükümet tarafından sıkı sıkıya kontrol altındaydı. Ve örgütlenme, işçilerin örgütlenmesi o zamanlar mümkün değildi. Kapsayıcı ne demek? Bütün iş gücünü kapsamak ve zenginlerle fakirler arasındaki farkın azalması, gelir farkının azalması demek. Yani bu yüzden yeni bir evre diyorum 2017'den itibaren. Bu aslında yeni bir devrim sayılır. İnsanların yarattığı bir demokrasi. Ve mekanizmalar tabii değişiyor. Nasıl? Bu mum ışığı devriminden sonra farklı farklı bakanlıklar birbirleri arasında koordine oluyorlar ve eğitimle kalkınmayı bir arada götürüyorlar. Konu bu. En yukarıda başkan var, cumhurbaşkanı ve lider. Ve bir de ekonomi planlama konseyi, kurulu var. Bu kurul 5 yıllık planlar yapıyor ve hükümet bütçesini dağıtıyor. Sonra da farklı bakanlıkları koordine ediyor. Ve 5 yıllık kalkınma planları çerçevesinde iş gücü planlaması da yapılıyor. İş gücü planlaması da hem Eğitim Bakanlığı ve eğitim planları ve bir de öğretim planları tarafından yürütülüyor. Öğretim anlamında hem finansman söz konusu hem amaçlar, hedefler söz konusu. Ve insanlara gereken diplomalar veriliyor ve Milli Eğitim Bakanlığı bütün bu kotaları kontrol ediyor. Genel öğretimle mesleki eğitim arasında ve üniversitelere girişleri vesaire kontrol ediyor. Ve
Çalışma Bakanlığı da belli hedefler belirliyor ve bunlara yönelik finansmanlar sağlıyor. Ve mesleki kalifikasyonlar için mesleki eğitimleri, yeterlikleri belirleyen bakanlık. Yetkinlik eğitimi gelişmesinin önemli unsurları tabii ki devlet, merkezi devlet, iş gücü planlaması ve ulusal düzeyde müfredat ve ders kitaplarının belirlenmesi. Yani bunları da tabii hükümet belirliyor ve hükümet bütün öğretmenlerin, eğitimcilerin eğitimini de üstleniyor. Demokratik geçişten bahsetmiştim ülkemizde. 90'ların sonundan itibaren demokrasi talebi giderek arttı ve küreselleşmeyle de birlikte merkezi devletin gücü biraz sorgulanmaya başlandı. Aynı zamanda da sivil toplumun ve piyasaların gücü arttı. Refah devleti ve kalkınma devleti farklıdır. Özellikle de sivil toplumla ilişkileri anlamında. Kalkınma devletinde sivil toplum çok güçlü değildir. Devlet güçlüdür. Oysa ki refah devletinde sivil toplum da güçlüdür. Yani güç daha çok piyasalara ve sivil topluma geçtikçe devletin daha çok koordinasyon rolü olmaya başladı. Sivil toplumla piyasalar arasında. Ama bu zor bir süreçti. Çünkü Kore daha çok yukarıdan aşağı yaklaşımlara yatkın bir ülkeydi. Aşağıdan yukarı değil. Bu yüzden bir dönem tecrübe etmek gerekti bu tarz ortaklıkları ve yönetim biçimlerini. Söylediğim gibi ekonomik eşitsizlikler 90'lardan itibaren bu grafikte gösteriliyor. Burası ekonomik krizin olduğu sene. Gini katsayısı, yani eşitsizlikler 97'den beri ekonomik eşitsizlikler artmış. Gördüğünüz gibi ülkemizde Gini katsayısı artmış, çünkü bu da yine ekonomik eşitsizliklerle ilgili. Eğitim eşitsizlikleri fakirlerle yoksullarla daha zenginler arasında ve çocukların, ailelerinin, velilerinin eğitim düzeyine göre çocukların eğitim düzeyleri gösteriliyor ve üniversiteye girişler gösteriliyor. Üniversite eğitimi alıp almama ve gördüğünüz gibi yüksek düzeyde eğitim görmüş velileri olan çocukların yine daha yüksek notları olduğu görülüyor. Üniversite giriş sınavında daha yüksek puanlar alıyorlar. Ve başka bir grafik, daha fazla refah talebi artıyor. OECD'den aldığımız daha iyi yaşam endeksi bu. 11 unsur indikatör, gösterge kullanılmış. Gördüğünüz gibi gelir ve zenginlik, çalışma hayatı dengesi, sağlık vesaire ve Koreli sistem, eğitim sistemi ve sonuçlar nedir, bunu da görebiliyoruz. Evet, mesela hayat memnuniyeti. Tabii ki çok öznel ama bir tecrübe olarak ve gelir. Burada bayağı düşük. Üzgünüm, pointer yok ama gösteremiyorum tam olarak. Yani Kore'de strong status in relation to the
Eğitim sisteminin statüsü çok önemli Kore toplumunda. Ve PISA sıralamasında üst düzeylerde bulunuyor Güney Kore bir ülke olarak, eğitim sistemi olarak. Hükümet bu dengeyi kurabilmek için, bu zorluklar ve zayıf noktalar arasındaki dengeyi kurabilmek için ülkemizde çabalıyor. Belki de bu slaytla anlatmam daha iyi olur. Söylediğim gibi devletin götürdüğü ekonomik kalkınma giderek kapsayıcı kalkınma fikrine geçiyor ve bu tabii ki ademi merkeziyetçilik bağlamında, küreselleşme bağlamında gerçekleşiyor. Benden önceki arkadaşımın da söylediği gibi endüstri 4.0 artık söz konusu. Post endüstriyel devrim diyebiliriz. Artık bilgi toplumlarında yaşıyoruz ve kalkınma kapsayıcı bir kalkınma olmalı. Ve giderek daha fazla fırsat eşitliği ve refah talebi var insanlar tarafından gelen ve çok da hızlı yayılan bir talep bu. Her sene Koreliler kendi devletlerinin, kendi ülkelerinin yaşam standartlarını diğer ülkelerinkiyle karşılaştırıp refah seviyelerine bakıyorlar ve demokratik bir ilerleme de söz konusu. Kore hükümeti karşısında zorluklar var tabii. Bunların hepsini, bu zorlukların hepsini aşıp kapsayıcı kalkınmaya ulaşabilmek için zorlukları aşması gerekiyor. Kapsayıcı büyüme mekanizmaları giderek yükselmekte. Hükümet belli bir büyüme oranlarını vaat ediyor ve adaletli, adil bir ekonomi vaat ediyor ve büyümenin gelir artışıyla sağlanacağını vaat ediyor ve kapsayıcı bir devlet. Yani bu ne demek? Merkezi devletin rolü kamu eğitimi için önemli ve finansmanı için önemli. Özellikle de fırsat eşitliğinin altı çiziliyor. Güvenlik ağlarının, güvenlik filelerinin ve sosyal refahın ve eğitime yapılacak yatırımların öneminin altı çiziliyor. Ve özellikle de istihdamla refah ve eğitim arasındaki bağlar öne çıkarılıyor devlet tarafından, hükümet tarafından. Özetleyecek olursak böyle gösterebilirim. Bunlar belli başlı unsurlar, özellikle de kapsayıcı eğitim unsurları. Kore eğitimi giderek yaygınlaştı, eğitim sistemi giderek genişledi. Çok daha fazla sosyal talep var, bir sosyal mobilite için, sosyal hareketlilik için. İnsanlar ailelerinin sınıfında olmak istemiyorlar, yükselmek istiyorlar. Kapsayıcı eğitim için hükümetin daha çok kapsayıcı ve kooperasyon içeren, işbirliği içeren bir eğitim sisteminin altını çizmesi gerekiyor. Partnerlikler önemli, eğitime yapılan yatırımlar önemli, tabii ki okullara yapılan eğitimler ve tabii ki de arkadaşımızın da söylediği gibi inovatif üniversiteler, yenilikçi okullar, inovasyon içeren okullar önemli. Bu sabahki konuşmada bir örnek dinledik ama hükümet zaten Sayın Lee'den
bir örnek dinledik. Ama hükümet zaten başka bölgelerde de bunu bir sömestriden bir yıla yaymak istiyor bütün ülke genelinde. Yani okul okul ve öğretmenlerin gelişimi giderek daha özerk oluyor ve öğrencileri katılımcı bir anlamda onlara ilham vermek amaç, içinde bulundukları dünyayı daha iyi anlamalarını sağlamak ve kendi toplulukları içinde öğrenmelerini sağlamak, öğrenme isteği vermek, daha çok öğretmek yerine bunları aşılamak. Yılın sonunda da bir sınav yok. Çünkü bu sınavlar sıkıcı olabiliyor. Ulusal müfredatlar olmadığı için daha esnek bir eğitim söz konusu burada. Yeni öğretim inisiyatifleri giderek bu şekilde yayılıyor. Ve özellikle de toplulukla, yerel toplulukla okul arasındaki ağın önemini altını çizmek isterim. Endüstri 4.0 ekonomi ve toplumu ilgilendiriyor. Herkesi ilgilendiriyor ve çok karmaşık süreçler ve çok karmaşık bağlar söz konusu. Okul tecrit edilmiş olursa bu dünyadan ya da topluluktan ya da iş dünyasından, iş çevresinden, o zaman başarılı olamazlar. Yani üniversiteden ya da okuldan mezun olur çocuklar. Ama herhangi bir entegrasyon yaşayamazlar. Belli bir çalışma ortamına dahil olamazlar. Bu yüzden okul evrelerinde de, okul senelerinde de öğrenmeyle hayatı ve çalışmayı ve pratiği bir arada götürmek gerekiyor. Bir de öğrenme ekosisteminin altını çizmek istiyorum. Öğrenme ekosistemi okulla, yerel topluluklar ve genel olarak toplum arasındaki bağı işaret ediyor. Evet, bu benim son slaytım. Kore'nin birçok eğitim anlamında zorluklarla karşılaştığı gerçek. Türkiye gibi, çok Türkiye'yi bilmiyorum ama sunumlardan anladığım kadarıyla ortak zorluklarımız var. Karşımıza çıkan zorluklar benzer. Dolayısıyla Kore'nin karşılaştığı zorluklardan bahsetmek istiyorum Kore bağlamında. Umarım Türkiye kendi bağlamında kendi gelişimini sürdürecektir. Çünkü eğitim, öğretim bir ülkeden diğerine bağlamlara göre çok farklı olabilir. Profesörün de söylediği gibi taklit etmek mümkün değildir. Yani her ülkenin kendi bağlamı var. Kore'de karşılaştığımız zorluklardan biri yaratıcılık, ortak kolektif yaratıcılığı geliştirebilecek yenilikçi bir eğitim sistemi oluşturmak. Yaratıcılık artık şu anda çok önemli bir karakteristik olarak tanınıyor. Bilgi çağında, bilgi toplumunda yaklaşımlar farklı, yaratıcılığa yaklaşımlar farklı. Eskiden yaratıcı deyince aklımıza deha gelirdi. Ama şu anda herkesin bir yaratıcılık potansiyeli olduğu düşünülüyor ve eğitimin görevi de bunu beslemek olmalı. Bu öğrencilerin her birinin kreatif potansiyelini, yaratıcı potansiyelini öne çıkarmak olmalı.
Yani kolektif yaratıcılık artık giderek daha önemli hale geliyor. Çünkü çok hızlı değişen bir iş piyasasında birlikte çalışmaya ihtiyacımız var. Kore'de bu böyle, başka ülkelerde de böyle. Ve hayat boyu öğrenmenin öğrenmeye ihtiyacımız olduğunu söylemek istiyorum. Kapsayıcı büyüme için. İş piyasası hızla değiştiğinden dolayı gençlerin bu değişimlere hemen adapte olması çok zor. Bu yüzden yaşam boyu öğrenmeye, eğitime ihtiyaçları var. Eğitim sistemleri de yaşam boyu öğrenme gözetilerek kurulmalı. Kore'de çok önem veriyoruz bu konuya. Yetişkinler giderek daha fazla öğretim, eğitim talep ediyor ve istihdamla eğitime yapılan yatırımlar arasındaki bağı da kuracak mekanizmaları geliştirmek lazım. Son olarak bakanlıklar ve paydaşlar arasında kapsayıcı büyüme için ortaklıkların geliştirilmesi önemli. Bunun altını çizmek istiyorum. Özellikle de Kore bağlamında çok önemli. Kore hükümeti çok merkezi bir sistemden buralara geldi. Umarım bu Kore tecrübesi size bir şeyler katmıştır. Teşekkür ediyorum. Sangtuk Choi'ye çok teşekkür ediyoruz bu ilham veren sunumu için ve kendisine hediyesini takdim etmek üzere Düzenleme Kurulu üyemiz Profesör Doktor Tolga Arıcak hocamızı sahneye davet ediyoruz.